Özellikle portre ressamlığı alanında ustalaşan İsveçli ressam Carl Friedrich von Breda'nın 1796 tarihli ve tamamlanması tam 2 yıl süren resmi, Osmanlı İmparatorluğu'nun Londra'ya gönderilen ilk büyükelçisi Yusuf Agah Efendi'yi konu alır. Resmin fonunda görülen peyzajın batılı yaklaşımına karşın Agah Efendi, Osmanlı kıyafetleri içerisinde oturur vaziyette tasvir edilmiştir. Diplomatın başucunda duran objeler, ayağından çıkardığı çarıkları ve sağ elinde tuttuğu tesbih ile doğuya vurgu yapan bir tavır sergilemektedir. Ressamın ışık gölge kullanımı ve boya uygulama teknikleri de batılı üsluptadır. Pencereden sızan ışık, Agah Efendi'nin yüzüne ve ellerine vurur. Figürün tamamen örtülü bedeninin karakteristik özelliklerinin ayrımına varabileceğimiz tek unsur da zaten yüzü ve elleridir. Bu noktada Osmanlı sanatını ya da Osmanlı'da sanatı derinden etkileyen tarihsel gelişmeyi bilmek önem kazanıyor. Fransız ihtilalinin etkisiyle özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni dünya düzenine uyum süreci ve hemen ardından ilan edilen Tanzimat Fermanı, Osmanlı'yı batılı yaşam tarzına yaklaştırmıştır. Bu gelişme, şüphesiz dönem resminin genel üslubunda gördüğümüz tüm değişimin nedenidir. Benzer şekilde Batı'nın da Doğu'ya olan merakını, Yusuf Agah Efendi'nin büyükelçiliği sırasında saray ve İngiliz aristokrat çevreleri arasında büyük ilgi uyandırışından, şehirdeki yaşantısının gazete haberlerine ve hatta müzik bestelerine konu oluşundan anlayabiliyoruz. Resim, Sotheby's'de 16 Ekim 1998 tarihinde üçüncüsü düzenlenen Türk açık arttırmasında Suna ve İnan Kraç Vakfı Orientalist Resim Koleksiyonu'na dahil edilmiştir.